Dersekte kalacak. Kayıt sonra silmiş. Ama sorun yok. Yani problem yok. Program çünkü alınan tüm bilgileri depolamak bir yükümlü. Sonra kendime geçiyor. E-posta ile yaz istersen bak ne olacak. Kabul etmeyeceğim. Etmiyor. Evet bakalım. Neden? Bir kabul etti var. Olmadı. Gel dön geri. Boş bırakın. E-posta yazdın mı? Şimdi e-posta yazdın mı sen oraya? Yazdım. Ha, yazdıysa tamam. Özür dilerim. Ben gördüm. Bir de tabii bu programda bugün için doğru görünüyor. Sizin sözleşmeye geldiği zaman söyleyeceğim. Ev telefonlarınız veya ilk staj yapan telefonlarınız çıkıyor. O yenilenecek. Takılmayın oraya yapan arkadaşlarım varsa. O telefon numarası TürkMob'a ilk kayıt olduğunuzdaki numara olduğu için entegre olarak onu veriyor şu anda. O değişecek. Birçok arkadaşımın ev telefonu. O ortadan kalkacak. Onun bilgisini şu anda vereyim size. Evet tamam diyorum. Çıktı. Atıyor böyle. Atıyor. Böyle çıkmıyor. Atıyor arada çünkü yüklemeler olduğu için illerden belli bir kaldırma kapasitesi kenar. Bunu serbest destek yapma. Çık oradan. Ama en başı yürütecek. Başka bir öyle mi yapayım? Maliyetle göremeyiz, hiçbir şey göremeyiz. Yani serbest destek kuru kuru. Yani işaret yap. Ya bilanço yap, bilanço yap. Aşağı in. Ha bilanço yap. Çok güzel. Ticaret erbabı yaptık bir anda. Mesleği. Renklensin, daha iyi. Şimdi arkadaşlar, bu maliyete gelelim. Burada da, yok imalat yap. İmalat olsun. Ama imalat olsun, herkes rahat bak, daha yüksek rakam çekti. Evet, şirket. Yok, imalat yok. Şahıs. İmalat, ilaç, ilaç, ilaç ömürsün, evet. Şimdi işçi... Rahat fazla yaşıyor. Yani, onun işlemi yok. Sen de var ya, Vedat Karabı. Ya böyle bir maliyet nasıl çıkıyor? Şube, şubeyi geç. Şube %60'a kadar gidebiliyorsunuz. Yani 3 taneye kadar yazın. 10 tane olsa bile 3 taneye kadar algılıyor. Daha fazlasını yasa gereği zaten yazsanıza ücret dua etmiyor. Çoklu KDV yoksa geç. Gayri faiz zaten olamaz. Ticaret varsa geç bunları. BABS otomatik veriyor. Bilançosu olmak zorunda. %4 otomatik olarak ilave etti. Bunlar varsa zaten sorun yok demek. Evet. İşin mahiyetine ek hizmetin varsa. Varsa yoksa yok. Buraya herkes takılıyor. Ya diyor ben beyanname. Ya mükellefin eğer defteri istiyorsanız tabii ki yıllık beyanname. Oraya girmeyin. Bu ek hizmet varsa. Yoksa yok. Geçin oraya. Sonra geç. Tam burada 25'ten 25 Şubat'ta biz yapıyoruz. 25 Şubat sözleşme tarihi yazabilecek miyiz? İstediğiniz saat yazabilirsiniz. Şubat tarihi yazabilirsiniz. 1 Ocak yazmış. 5 Ocak. 5 mi? 5 Ocak. Burada eklemek istedikleriniz varsa bunları sözleşmeye aktarıyoruz. Yoksa kalsın. Yoksa buraya atlıyorsunuz. Varsa özel yazacak bir şey yoksa devam. Bakın bir anda karşınıza sözleşmenin onayına kadar geldiniz. Yaklaşık olarak o kadar konuştuğumuz halde 4 dakikamızı aldım. Şimdi buraya geldiğiniz zaman esas sıkıntılı nokta buraya geldiğimizde başlıyor. Şimdi arkadaşların çoğu şu rakamı gördüğü zaman diyor ki ben bunun üstüne çıkarsam ne olur? Bakın şunu yazdığınız anda 5 milyar 600 yazabilirsiniz. Aynı rakamda yazabilirsiniz. 5 milyar 600 yazdığınız zaman zaten altta bir rakam çıkmayacak. Şimdi ben şöyle 5-600 yazmayalım ki sorun çıkaralım. 5-600 yaz. Yani 4-800 yazalım. Evet 4-800. Hayır.
Ben onu biraz da size söyleyeceğim. Bunlar brüt ücret. Resmi tarife brüt ücret üzerinden çalışıyor. Evet. Onay gerekçesi. Evet, bak şimdi. Normalde oraya ben 6 milyar yazsaydım veya 5, 6 milyar yazsaydım. Sormayacaktım. O zaman tak atacaktım biz öbür tarafa. Niye? Rekabete gerek yok. Şimdi bu şekilde devam ederse, şuraya A harfi yazsa kabul eder. Ama kabul eder, ama sizin adınıza da o da yönetim kurulları, TÜRBO, disiplin dosyası açar otomatikman. Haksız rekabete uğrattığınızdan beri. Yani şurada yazacağınız hiçbir gerekçe mantıklı olmayaz. Ha şu gerekçe olabilir mi? Ne gibi? Şimdi algılamak istiyorum ama zorlanmamak adına. Buraya gerekçeniz mantık çerçevesinde ne olabilir? Yeni açılan özellikle işletmeler. Yazılık var. Efendim? Yazılık işletmeler. Adam 3 ay faaliyeti var. Şimdi o dönemsellik yaparsınız, kapatırsınız ama mantık çerçevesinde yasal ücret tarifesi gereği en makulü diyelim ki 2014'te mükellef açmış birinci yılı işletme defteri. Onu buraya yazdığınızda %50 indirim uygulama hakkına tahsis sahipsiniz. Şu anki ücret tarifesi. 2 yıl muafiyeti var. Tarifenin %50'si. Program otomatikman size bunu kabul ediyor. Bununla ilgili hakkınızda işlem olmayacak. Bu resmi. Yani bizim sizlere ver veya basit usulden geçen gibi. Öbür gerekçeler ne olacağını bilemiyoruz. Tabii karşısına çıkabilir. Mesela tasfiyeye giriyor. Üstad ödeme güçlüğünde. Pardon. Tasfiye sokun firmayı diyor. Ödeyemiyorum. Ödeme güçlüğünde. Bizde. Tabii ki. Bunlar hep gerekçe. Yani 5 sene defteri tutmuşsun diyorsun. Makul gerekçeler şu anda yaratabiliriz. Ama hepsi anlıktır. Göremeyiz ve bilemeyiz. Şu anda mevcut durum üzerinden konuşmak zorundayız. Mevcut durumu her şey olabilir. Ya şimdi bana bir arkadaşım söyledi. Dün de Bayrampaşa'da sordular. Yani arkadaşımız diyor ki eşim eczacı. Para alışverişi yok. Evet. Ne olacak? Tamam diyeceksin. Yani eşler arasında alışveriş yok. Yani ev kiralarken bile yepy eşinle kiralıyorsan minimal rakam uygulayabilirsin. Bence bu gerekçedir. Ama kardeş kardeş geliştirmeyin. O can kardeşe doğru gidiyor. Onun altından kalkamayız. Baba da olmuyor galiba. Bakın hukukta farklı bir dün o şeyi verdim. Baba, anne birinci derecede akraba statüsünde geçiyor. Eş dahil. Yani öbürleri füruları saymıyorum. Ama kendisi kurumda çalışıyorsa bunları savunma hakkına sahipse bizde de eş, anne, baba gibi oralarda müstesna bir olayla karşılaşabiliriz. Maliye Bakanlığı kabul eder mi? Valla kurum eğer ki avukatını kabul ediyorsa bunu da kabul etmek zorundayız. Sonra soruları alacağım. Unutmayın. Şimdi ekleme maksatlıydı da üstadım. Evet, buyurun. Yani mesela malum şehir stajyeri var. Ben malum şehirde stajyeri aldım, koydum buraya diye 2 sene sonra malum şehir olacak diyor. Evet. Onun parasını bana fatura ettiriyor. Sana 500 lira cebi 400 lira veririm diyor. Stajyeri mi? Yok, yani muhasebeyi kendi içinde tutturmaya bakıyor. A'dan Z'ye, bankası çıktı, sende vesaire. Evet. Artık sen bir şey yapmana gerek yok ya, aynen aya uğra gel diyor, 3-5 saat. İşte bakın, böyle zaten, diyor. Zaten bakın, yarın bugün en proje hayatta şu anda girdi. 1 milyara indiğinde, zaten senin yapacağın %90'lık işi olacak, kayıt yapmayacaksın ki. Evet. O zaman ne olacak? Gel Aydın Bilge, kaşabı mı diyecekler? Yok böyle bir durum. Yok, yok. Bakın Maliye Bakanlığı ne dedi? Normal tarifinin %50'si diyor. Aslında firmalarda şu anda bu boyutta hiçbir meslektaşım oraya gidip işlem yapmıyor. Sadece teknik kontrol yapıyor. Bir rakam %50. Çok büyük bir rakam buna göre artış. Bu yarınlarda daha büyük rakamlara çıkacak. Ben zaman indeksli ücret tarifesinde bu tip mükellefler rakamların çok uçuk olduğunu gördüm. Gerçekten çok üstte. Bu rakamlar en yükseğin hesaplasını bulmaz. Ne olacak o zaman? Biz istemiyoruz diyeceksiniz bu rakamları. Maliye Bakanlığı veriyor. Mükellefe vermek zorunda. Kim tutacak? Veya o makbuzu kesip eksik mi alacaksın? Mümkün değil. Dayanamazsın. 2 yılda kapatacağız. O yüzden bazı şeyler düzeltmek zorunda. Düzelecek. Zamanla. Biraz kanun zoruyla. Biraz mükellefine kalmış. Şimdi şunu bir değiştirelim. Pardon. Ben bir de şu rakamı değiştiriyorum. Yani gerekçemiz bunlar olmak zorunda. Şimdi orayı 5 milyar 600 yazalım. Hiç böyle küsuratlar olacak. Bırak o rakamı yazalım. Çok üzerinde yazılabilir mi? Tabii. Üstüne sorun yok. Üstüne sorun. Bakın üstüne ilgili benimle hiç konuşmayın. O haklı rekabettir. Helal hoş olsun.
Hiç oraya katakılmayın. Alabildiğiniz en yüksek rakam neyse o. Emeğin ücreti üste doğru rakam yok. Mükellef sizde. Siz buradan 10 bin lira alıyorsunuz. Tarife 5600 lira gösteriyor. Mükellef onu gördü. Hayır, ben 7 bin lira yaklaşıyor mükellefle. 7 bin olarak girdim. Haksız rekabet olur mu? Siz 10 bine çalışıyorsunuz. Yok, o olmaz. Değil. Benden belki ile ilgili daha sonra konuşacağız. Şimdi önce şöyle bir bas. Şimdi şöyle basarsan gideriz. Bir daha dönemeyiz buraya. Ödeme şekilleri bu daha yeni konu. Daha evvelden giren arkadaşlar bunu görmemişlerdi. Şimdi bu biraz daha şekil. Aslında biz sadece burada bankadan ödeme diye bekliyorduk. Sen ayın 3'ünde yayınlandı bir sürü tarife. Onun içine girecek diye beklerken olmadığından şu modül geçen perşembeden kondu. İstediğiniz işaretleyebilirsiniz. Sorun yok. Veya boş da geçseniz sorunu yok, teşkil etmez. Şurada damga vergisi var. Bunlar iş sahibine ödenir deriz ve bitir diyelim. Bakın size haksız rekabetle ilgili bir yazılım vermedi. Bu işlemi onaylıyor musunuz? Evet de. Oraya da de tamam. Yönet sözleşme anlattım yukarı. Yönet sözleşme anlattım. Güzel yapalım. Şimdi var ya bir mükellef kazandırdım. Kesin. Ciddi. Hem de canlı canlı. Ciddi de 5-6 yıl. Bunu iptal edilebilir miyiz? Yapacağız. Daha gelmedi mi? Bir açılsa. Şimdi sözleşmeye gel. Şuraya gel. Sözleşmeye, görüntüler için buraya. Buraya, aşağıya. Gel. Buraya. Evet. Görüntüledi. Şimdi sözleşme geldi. En azından geliyor. Şunu aç. Evet, sözleşmeniz hazır. Bakın, şu telefon numarası. Senin eski telefon değil mi bu? Kamil. Yok. Bu telefon güncel telefon. O benim güncel telefonum. Ciddi mi? Yok. Değildir ya. Sen bu kadar yeni meslektaş değilsin ya. Bir numara bu. Numara yanlış burada. Seni bir daha yalan beyan vermek. Neyse. Arkadaşlar bu telefon numaraları. Bizim, başka iki boşuna geldi. Şöyle söyleyeyim. Yeni arkadaşlarımız sorun yok. Ama mesleğe çok eski olan arkadaşlarımız. Onların numaraları yanlıştır. Sakın şey yapmayın. Cuma günü bunun entegrasyonları yapılıyor. Çünkü programa müdahale edemiyorlar. Çok hızlı hareket ediyor. O zaman değişecek, güncel numaralarınız yerine gelecek ve bunların hepsi yerleşecek. Özellikle arkadaşımızın bakın posta kodu gibi bilgiler yok. Bu normal odamızın ücret tarifesi 300 sanır. Lütfen aşağıda inersen göreceğiniz sözleşmemiz otomatik olarak yazılıyor. Bunu alıp bir ıslak imza için müşterinize götüreceksiniz. Müşteriniz de onaylanana kadar hiçbir şekilde şart altında yan tarafta biraz sonra göstereceğim. Orada onaylandı. Daha sonra imzalandı kısmını basmadığınız sürece, o tuşu kullanmadığınız sürece bu sadece sizin bilgi notu olarak kalır. Burada anlaştık mı? Evet. Yani yaptınız veya onayladınız. Mükellef iki gün sonra dedi ki ben dedi yani cahil. O zaman da iptal işlemi yapacaksınız. Her türlü hakkınız var. Ama bu saate kadar geldikten sonra şu yok. Şunu unutmayın. Geri dönüşünüz yok. Bu kayıtta kalır. Ama bu bilgi yok. Verir abi. Ondan sonra deriz. Bir senelik ücretleri peşin tabii eder. Sözleşme imzalar sorun yoksa. Evet. Buradan çıkalım. Ondan sonra iptal ediyoruz. Bunun çıktısını alıp onaylatıyorsunuz. İmza alsan iptal ediyoruz. Tabii. Şimdi onu da geleceğim zaten. Şimdi şu sözleşme listesine gel. Şimdi bakacağız. Şuraya geliyoruz. Evet. Şöyle bir alır mısın? Şuradan şöyle bir kaybet. Ben şöyle bir kenara gideyim. Ya, tamam. Şu yandaki şu güzel bir mavi halkamız var. Evet. Yanına. Bak orayı biraz daha şöyle çek. Evet. Bakın bu görmüş olduğunuz hepsi sizin hareket tarzınızı belirleyecek olan. Şimdi Vedat'la sözleşmeyi yaptı. Devam eden bir sözleşmeyi yaptı. Kamil arkadaşımız. Ve devam edin. Şimdi ödeme şekli, ödeme işlemleri. Eğer mükelleple sözleşme detayları, detay bilgi veriyor. Mükellef hakkında yaptığınız tüm detaylar orada yazacak. Ödeme işlemleri ise her yıl sonuna kadar ödeme işlemlerine girdiğinizde şuraya her seferinde size girdiğinizde oraya rakam düşecek ve yıl sonunda sizin tahsilatlarınızın takibi yapılacak. Sistem olarak. Ona girmek zorunda mı? Evet. Her ay değil. Yani yıl sonunda girsek. Bu yıl sonu, bu yıl mükerrer bir yıldır. Ama normal standart biz
zamanla gelir, çünkü uyarı yazısı yoksa size gelir, derler ki şu tahsilatlarınızı girin diye. Çünkü onu yapmadığı sürece haksız rekabete uğrayıp uğramadığınızı, tahsilat yapmadığınızı bileceğiz.